Çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Yapacağımız çalışmanın konusu heykel. Heykel çalışmaları 3 boyutludur. Tıpkı burada olduğu gibi. Ding! Bir heykelin etrafında dolaşarak onu gözlemleyebilirsiniz. Bir heykelin eni, yüksekliği ve derinliği vardır. Peki bir heykel çalışması yaparken hangi malzemeleri kullanırız? Mermer, çamur, atık malzemeler ya da buzdan heykeller ya da çikolatadan heykeller bile yapabiliriz. Hadi bakalım şimdi kendi heykellerimizi tasarlayalım. Heykel çalışmamı yaparken kullanacağım malzemeler şunlar. 2 tane atık kutularından kestiğim ince kartonlar ve gazlı kalemler. Hadi bakalım artık hazırız. Yapacağım heykel çalışması bir orangutan figür olacak. Hadi bakalım şimdi başlayabiliriz. Öncelikle kafasını çiziyorum. Ben kurşun kalemi tercih ettim. Böylece hata yaptığımda silebilirim. Şöyle. Şu aşamada birazcık örümcek gibi görünse de birazdan şekillenecek orangutanım. Hop. Evet. İri vücudunda yapıyorum. Ellerle vücut bitimi aynı doğrultuda olsun ki heykelim ayakta durabilsin. Anlaştık mı? Peki hala şuraya yüzünü de ekleyebilirsem. Evet aynen böyle. Ve göbek kısmı. Hafif şişko bir orangutanmış bu. Tamam mı? Evet kuyruğunu da ekliyorum. Hop. Hadi bakalım renklendirmeye geçebiliriz şimdi. Orangutanımı turuncu renkle boyamak istiyorum. Evet. Boyadıktan sonra kesme işlemine başlayabilirim. Bu bir heykel çalışması olduğu için arkasını da boyamanız hoş olur. Tamam mı? Şu yüz kısmını boyamıyorum. Kartonun kendi renginde kalmasını istiyorum. Göbek kısmını da aynı şekilde bırakacağım. Kuyruğu. Kollar. Komik bir orangutan olacak bu çocuklar. Farklı figürler de deneyebilirsiniz. İnsan figürü ya da başka bir hayvan figürü. Evet. Hadi gelin. Yüzünün detaylarını oluşturalım şimdi. Bu koca burun delikleri ve gülen bir ağız. Şöyle yüzünün de çizgisini belirginleştirelim. Siyah gazlı kalemle göbeği, tombik göbeği, göbek deliği. Şöyle etrafından da çiziyorum. Birazdan keseceğim. Evet, şu kısmını da yaparsam bitmiş olacak. Sıra kesmede. Pekala, hadi bakalım keselim. Siyah çizgilerinden keserseniz boşluk bırakmadan çok güzel olur. Kuyruğundan. Kuyruk kısmını keserken birazcık dikkatli olmam lazım. Yoksa yırtılabilir. İnce çünkü. Evet. Kuyruğu ortaya çıktı bile. Sıra kollarında.
Ve elleri. Dırım. Göbeği. Evet, şuradan da şu parçayı çıkartalım. Dım. Sıra bu kolunda. Ve göbeğinde tabii. Evet. Şimdi ayakta durabilmesi için heykelimin bacak kısımlarını yapacağım. Tamam mı? Dedim. Hadi gelin bacak kısımlarını yapalım şimdi de. Şimdi elimde bir orangutan, bir boş karton, makas ve kalemim var. Hadi bakalım. Şimdi bacak kısımlarına geldi sıra. Öncelikle şu şekilde iki parçaya ihtiyacım var. Onları çiziyorum. Çok büyük yapmayın. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Buraya taktığınızda orangutanın göbek kısmını komple kaplıyor. O yüzden de şu 1,5 santim uzunluk benim için yeterli olacak. Yaklaşık 1,5 santim. Ve şu şekilde çizgiler çiziyorum. Çünkü oralardan keseceğim. Eşit olmasına özen gösteriyorum parçalarının. Bu çizgileri çizerken olabildiğince aşağıya kadar indirin, tamam mı? Çok değil. Ama bu kadar yeterli. Hadi bakalım şimdi kesebilirim. Evet. Hadi gelin şuralarını da çıkartalım. Dikkat edin sonuna kadar kesilmesin. Ama şu kalınlık benim için yeterli olmayacak. Bir parça daha keseceğim ama çok ince bir parça daha keseceğim. Çok kalın yaparsam şuradaki boşluğu, o zaman ayakta duramayabilir orangutanım. O yüzden çok incecik bir parça keseceğim, tamam mı? Bakın ne kadar ince olduğuna. Bu kadarcık. Gelin diğerini de yapalım şimdi. Dikkat edin sonuna kadar gitmesin makasınız. Kontrol edin. Evet. Derin. Birazcık daha kesmem gerekiyor sanırım. Evet. Çok kontrolü gitmem gerekiyor bu kısmını. Hadi gelin deneyelim. Bakalım yapabilmiş miyim? Evet. Birinci bacağım. Ve ikinci bacağım. Derin. Ne dersiniz? Bakın bakalım ayakta durabiliyor mu? Evet. Orangutanım hazır. Hoşça kalın.